Halime Kökçe, CHP adayı gözlerini belertirken. Önceki akşam CHP'nin İstanbul adayı CNN ekranlarında soruları cevapladı. Sorular biraz zor yerden gelince 31 Mart'a kadar sevgi dolu başkan adayı imajıyla kazasız belasız gelen İmamoğlu muazeneyi kaybetti. Seçimlerin sayımı sırasında oy çalındığı tescillenince başlamıştı zaten asabileşmeye. İyi organize edilmiş bir işti hakikaten. Ortaya çıkabileceği hiç hesap edilmemişti belli ki. Herkesin gözü önünde bizzat İmamoğlu'nun açıklamalarını takip ederek bile bu gerçeği görebiliyorsunuz. Sadece %10'u yeniden sayıldığı halde Binali Yıldırım ve CHP adayı arasındaki fark 29 binlerden 14 binlere geriledi. Doğal olarak buna karşı mantıklı bir yalan üretmek mümkün olmadı. Oyların tamamı yeniden sayılsın teklifine de itiraz ettiler. Unutmadan akşamki programda İmamoğlu oyların tamamının sayılmasına itiraz eden kendileri değilmiş gibi bunu da inkar etti. Bu soruya da sinirlendi, hiç utanmadı fakat yüzü de kızarmadı. Oy hırsızlığının yeniden sayımla telafisi mümkün olmayınca AK Parti olağanüstü itiraz yoluna gitti. YSK'dan nihai olarak seçimin yenilenmesi kararı verdi. İşte bundan sonra CHP'nin adayında Şiraze Büsbüt'ün kaydı. Antrikot musakka tiyatrolarıyla imajını koruyamıyor artık. Hele Yunan basınında çıkan Konstantinopol'ün yeni seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u fetheden Yunan başlıklı haberlere neden sessiz kaldığı sorulunca daha bir öfkeleniyor. Oysa ne olacak? Halt etmişler de geç. İlla sana inanan çıkar. Zaten kutsal Valyoz ittifakınız yalan üzerine kurulu. Bunu da idare ederler yani. Takıya yaptığını düşünürler. Takıya olayına seçmene alıştırdınız zaten. FETÖ'den çok iyi öğrendiniz bu takıya işini. Baksanıza seçim sattım haline girince kılıçlar olusu, Canan Kaftancıoğlu'su olusu arazi oluyor. Seçim bitince başlıyorlar arz endam etmeye. Domuzları devirip iftar sofralarında el açmaktan da geri durmuyor bazılarınız. Tenakuza dikkat çekince azar da işitiyoruz üstelik. İmanın kimde olduğunu bilemezsiniz diye. Vallahi bilmiyoruz, böyle bir iddiamız da yok, sadece gördüğümüzü diyoruz. Demem o ki şu Yunan işini bile yönetebilirdiniz. Yunan İstanbul'a Konstantinopolis demiş, size İstanbul'u fetheden Yunan demiş çok mu? Teröristlerden takdir görmekten daha kötü değil inanın, o başlığı atanlara bir borcunuz yoksa şayet, hadi oradan dersiniz olur biter. Yok bunu bile diyemiyorsanız bu milletin karşısına çıkmayın bence. Suratınıza taktığınız o yapmacık maske düştü düşüyor zaten çok kötü rezil olursunuz. Bu millet her şeyi affeder ama ihaneti yüzüne baka baka yalan söylenmesini affetmez. Halime Kökçe, Star